Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Airfryer'da patates kızartması yapacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu benim ilk denemem değildir. Birçok defa patates kızartması yaptım ve en lezzetli nasıl oluyor? İşte şimdi bu videoda sizlere onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Airfryer'ın kutu açılımını sizlerle birlikte daha önceden yapmıştık. Şu an kullanacağım Airfryer Smart Me Quick Master değil Airfryer. Şayet ki teknik özelliklerini ve incelemesini merak ediyorsanız açıklamalar bölümünden o videoma gidip bakabilirsiniz. Bu videoda sizlerle birlikte hem nasıl pişiriyor ona bakacağız hem de patates kızartmasını nasıl pişiriyor ona bakacağız ve en lezzetli patates kızartması Airfryer'da nasıl oluyor onu inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar, ben 7 orta boy patatesi ince ince dilimledim ve görmüş olduğunuz üzere suyun içerisine koydum. Neden suyun içerisine koyuyorum? İçerisinde çok fazla nişasta olduğu için nişastanın tamamen gitmesi gerekiyor. Lezzetli bir patates kızartması yapmak istiyorsanız şayet. Evet, vaktiniz yoksa o zaman bu şekilde suda bekletmek yerine direkt sudan geçirip suda yıkayıp patates kızartmanızı yapabilirsiniz. Fakat vaktiniz varsa bu şekilde soğuk suyun içerisinde patatesleri bekletirseniz gerçekten daha lezzetli bir patates kızartmasına ulaşacaksınız. Bunu ben yıllardır yapıyorum. Yıllardır yapmış olduğum bir yöntem. Nişastalı patatesi kızartmayla nişastasız patatesi kızartma arasındaki lezzet farkı gerçekten çok fazla. Sizlere bu şekilde tavsiye ediyorum. Sizlere az önce söylemiştim. Airfryer'da en lezzetli nasıl pişirirsiniz ondan bahsedeceğimi söylemiştim. İlk aşamamız bu. İlk aşamamız dilimlemiş olduğumuz patatesleri suda bekletmek. Peki ne kadar ince dilimledim? Şöyle sizlere daha yakından göstereyim. Dilerseniz daha kalın şekilde de dilimleyebilirsiniz. Fakat arkadaşlar, eğer ki patates dilimleriniz daha kalınsa veya patates dilimlerinizin şekli daha farklı şekillerde ise, elma dilimi veya halka şeklinde ise, pişirme sürenizde değişiklik olacaktır. Pişirme derecesinde asla bir değişiklik yoktur. Benimle aynı şekilde dilimlemişsiniz patateslerinizi. İşte bu videoda kaç dakikada ve kaç derecede pişiriyorsam işte o dakikada sizler de birebir olarak pişirebileceksiniz. Bu ayrıntıyı verdikten sonra artık patateslerimi süzebilirim, suyunu tamamen süzüp tekrardan karşınıza geleceğim. Az sonra görüşmek üzere. Patatesleri süzdüm, tamamen sudan arındırdım ve karşınıza geldim. Bu noktada sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Evet, patateslerinizi bu şekilde hemen airfryer'ın içine koyup pişirebilirsiniz. Fakat arkadaşlar, bu şekilde pişirdiğinizde gerçekten fazlasıyla yavan bir tadı olan patates kızartmanız olacak. Evet, yenilmeyecek kadar kötü bir tatma olacak. Hayır, eğer ki patatesinize bir miktar yağ ve bir miktar tuz koyarsanız patatesiniz daha güzel olacaktır. Fakat ben bu videoda sizlere benim her daim patates kızartmasında kullanmış olduğum bir baharattan bahsedeceğim. Kajun baharatı arkadaşlar. Bu baharat patates kızartmasına o kadar güzel lezzet veriyor ki patates kızartmasını çok fazla seveceksiniz diyebilirim. Nerede bulabilirsiniz bu baharatı? Ben bu baharatı A101'den aldım arkadaşlar. Kajun olarak, kajun baharatı olarak baharatçılarda veya marketlerde bulabilmeniz mümkün. Öyle bulunamayacak bir baharat değil. Tabii ki de bu baharat yerine siz başka sevdiğiniz baharatları, toz biber gibi, karabiber gibi baharatlarda kullanabilirsiniz. Neden sizlere baharat kullanmanızı tavsiye ediyorum? Baharat airfryer'da pişirdiğinde içten içe bir pişme olduğu için ve çok fazla yağ kullanmadan bir pişme olduğu için fazlasıyla kızartmaya lezzet veriyor diyebilirim. Evet, dilerseniz baharatsız da yapabilirsiniz. Fakat baharatsız yapacaksanız kesinlikle yağ kullanmalısınız ve de tuz kullanmalısınız. Yağın miktarı ne kadar olacak? 7 orta boy patatese şöyle 1 yemek kaşığı yağ koyuyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Amaç burada zaten sağlıklı yemek pişirmek, az yağla sağlıklı yemek, hatta yağsız şekilde sağlıklı yemek pişirmek. Ben sağlıklı olması açısından ve lezzet vermesi açısından zeytinyağı kullanıyorum. Bir miktar tuz atıyorum. Tuz tamamen isteğe kalmış. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz de. Ama yağsız gerçekten çok yavan bir lezzet olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi kajun baharatı da ekleyeceğim ben patateslere. Şöyle dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz baharatları. Bu da tamamen isteğe kalmış bir durumdur. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz de. Ama bu baharatla patates kızartmasını tavsiye edebilirim.
Bu baharatı bir deneyin diyorum. Hemen hepsini şöyle harmanlıyorum. Şu anda patates kızartmamı sepetime alabilirim. Bu aşamalar yapıldıktan sonra airfryer'da pişirmenin ne anlamı kalıyor diyebilirsiniz. Ama lezzetli bir patates kızartması yemek istiyorsanız sizlere bu aşamaları tavsiye etmeden geçmek istemiyorum. Şimdi artık patatesleri sepete alacağım. Şöyle airfryer'ım burada arkadaşlar. Hemen sepetimi açıyorum. Ve ızgaranın üstüne patatesleri koyuyorum. Ne kadar patates koyarsanız sepetinize o kadar pişme süresi uzayacaktır. Farklı markalarda da videoyu izledim ve genel anlamda aslında bu kadar 7 orta boy patatesi diğer air fryer'lar 25-30 dakika arasında pişiriyor. Fakat arkadaşlar benim kullanmış olduğum air fryer'da bu dakika sadece 12 dakika diyebilirim. Kullanıcı yorumu olarak merak edenler var. Üründen memnun musunuz? Air fryer'dan memnun musunuz? Bir süredir kullanıyorum ve her çeşit yemeği denedim diyebilirim. Sizlere zaten denemeden bir video çekmek istemedim. Air fryer'da pişirmekten de daha önemli olan air fryer'da lezzetli şekilde yemekleri, ürünleri pişirebilmektir benim açımdan. Bu sebeple denemek istedim. Ve pişirmiş olduğum ürünlerde süre anlamında şundan sizlere bahsetmek istiyorum ki çok kısa süre içerisinde pişiriyor ki zaten sepetinin de büyük olmasının da faydası var. Hem ürünleri tek seferde pişiriyorum hem de ne kadar bana gerekiyorsa onları daha kısa sürede pişirebiliyorum. Bu air fryer diğer air fryer'lara göre daha kısa sürede pişirebiliyor diyebilirim. Sepete patatesleri koyduk. Hemen açalım ve patates ayarını buluyoruz. 200 derecede dakikaya baktığımızda 15 dakika diyor. Fakat bize bu 15 dakika çok. Çünkü 12 dakikada patateslerimiz pişiyor. 7 orta boy patates için 12 dakika yeterlidir. Eğer ki 7 büyük boy patatesiniz varsa bu süre 15 dakikaya da çıkabilir. Sepeti ne kadar doldurursanız süre o kadar artıyor diyorum ve hemen çalıştırıyorum. 6 dakikaya gelmiş olduğunda patatesleri şöyle bir karıştıracağız. Onun dışında başka yapacağımız bir işlem yoktur. 12 dakikada 7 orta boy patates bakalım nasıl pişecek. Sizlerle birlikte onu da bir görmüş olalım. Şimdi 6. dakikaya geldik. Şu an sürenin tam ortasındayız. Hemen sepeti açıyoruz. Ve sizlere patatesleri göstermek istiyorum. Patatesler şu anda kızarmasa da pişmeye başlamışlar. Şöyle bir karıştırmamız gerekiyor bu aşamada. Tüm air fryer'larda olması gereken gibi ve tekrardan sepeti air fryer'a koyuyorum. Bu air fryer'da süre kaldığı yerden devam etmekte. Hiçbir şekilde ek bir süre koymanıza gerek yok. 6 dakika sonra patateslerimiz kızarmış olacak. Şu anda son 1 dakika kaldı. Az sonra patateslerimiz pişmiş olacak. 12 dakika tamamlanmış olacak. Patatesleriniz benle aynı şekilde dilimlenmediyse az önce bahsetmiş olduğum gibi bu süre artabilir. Bunu kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Tamamen patatesin kalınlığına göre bu süre değişecektir. Patatesin dilimlenmiş olduğu şekline göre bu süre değişecektir. Şu anda patatesler pişti. Ekranda görmüş olduğunuz üzere off yazdı. Ve kutu açılımı incelemesinde bahsederken videoda bir aksaklık oluşmuştu. Ama ben yine de videonun ekranında belirtmiştim. Airfryer'da off'tan sonra bir ses çıkıyor. Bu videoda sizlere onu da göstermiş olayım. O videodan buraya gelip videomu izleyenler için hemen açıyorum ve sizlere kızartmış olduğum patatesleri gösteriyorum. Şimdi bunları sunum tabağına alacağım. Sunumda görüşmek üzere.
Patates kızartmalarını sunum tabağıma aldım. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Ben bu şekilde altın renginde kızarmış patates kızartmasını seviyorum. Siz daha fazla kızarmış seviyorsanız daha fazla da kızartmanız mümkün. Buna göre 1-2 dakika daha fazla airfryer'ı çalıştırdığınızda istediğiniz orana ulaşabilirsiniz veya daha az kızarmış seviyorsanız da 10 dakikada bunu yapabilmeniz mümkün. Daha az patates pişireceksiniz. Bu süre daha da kısalabiliyor, 10 dakikaya kadar düşebiliyor. Bu tamamen sepetin doluluk oranıyla alakalı. Sepetiniz çok fazla doluysa bu süre uzayacaktır. Ama sadece sepetinizin tabanında patatesler varsa bu süre gerçekten fazlasıyla kısalacaktır. Şöyle sizlere bir de kızarmış olan patateslerden bir tanesinin nasıl kızardığını da göstermek istiyorum daha yakından. Bu şekilde dışı çıtır, içi yumuşak bir patates kızartması. Üstelik bu patates tamamen normal bildiğimiz patates. Kızartma için dışarıda hazır satılan patates de değil. Hazır satılan patateslerle airfryer'da patates kızartması yaparsanız dışarıda yemiş olduğunuz patates kızartması gibi oluyor. Bunu da eklemek istiyorum. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Airfryer'da patates kızartması yaptık. Airfryer'da pişireceğim daha birçok tarif gelecek. Bu sebeple lütfen takipte kalınız. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.